Tabii, bayım oldu. Gerekli önlemler alınmadığı için personel ve kitli mağduriyetimiz sizin baktığınız gibi. Tamam. Türkiye Psikiyatri Derneği'ni çekelim. Kime haber vermiş? Trafik odasından haber vermiş, benim numaramı da vermiş. Bana ulaşacaklarmış ama bir aramadılar. Evet. İki senedir yazışıyoruz. Benim geçen sene iki tane çocuk kilitleyip bir şey yaşadım. Öyle almışlar, anlatalım dedi. Bugün saat 11 sularında bir sağlık kurumuna çıktıktan sonra bir hasta kendi istediği doğrultuda bir karar alınmadığı için açıklama yapan hekimin odasından ayrıldıktan sonra birdenbire seslerini duyduk. Saldırganlık durumuna geçti, eksit oldu. 3-4 odanın kapılarını yumrukladı. Bu yaklaşık 10 dakika kadar sürdü. Tabii personel kendini emniyet almak için odalarda bu atağın geçmesini bekledik. Ama bu bizim polikliniğimizde, öpülümüzde yaşayan ilk olay değil. Bütün Türkiye'de zaten hani psikiyatrist hekimler başta olmak üzere hekimlere karşı bu tür planlı ya da beklenmedik, istenmedik eylemler olabiliyor. Bu tabii bizim çalışma güvenliğimiz, hastalarımızın güvenliği, personel güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta. Biz bu konuda zaten derneklerimizle, bütün Türkiye'deki psikiyatri gruplarıyla iletişim halindeyiz. Hemen her gün böyle vukuatlar olmakta tüm Türkiye çapında. Başta acil servisler, psikiyatri hekimleri ve diğer hekim arkadaşlarının başına sık sık bu tür olaylar gelmekte. Bizim üzüldüğümüz nokta, bakın hala polis gelmedi. Yani biz saldırgan kişinin acil servise götürüldüğünü ve onun tedavi altına alındığını öğrendik. Ama burada bir suç işlendi ve olay yeri ekipleri 1 saat 15 dakika olmasına rağmen gelmedi. Ayrıca da bizim hastanemizin bu taşınma sorunlarından ötürü ciddi güvenlik zafiyeti olduğunu biz defalarca üst yönetimlere bildirdik. Sadece burada kapıda bir silahsız güvenlik, bütün kampüsün güvenliğini sağlamakla sorumlu. Bunun bir son olmasını diliyoruz. Çok korkutucu, ibret verici bir olay. Mesleğimizi ne kadar zor şartlar altında yürüttüğümüzü de kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Hepimiz çok korktuk çünkü hepimiz hem insanlara yardım ediyoruz, hizmet ediyoruz hem de insanız. Dolayısıyla bundan sonrası için de, çünkü biliyoruz ki bu tür kişilerin daha sonradan yine öfke, intikam, kin duygularıyla bu işin peşini bırakmayacağını, son olmasını temenni ediyoruz ama son olmayacak. Zaten geçen sene de rektörlüğe arka arka yazılar yazdık. Her an bir olay beklendiğini, ne yazık ki bugün bir can kaybı ve yaralanma olmadan bu olayı atlattık. Ama buraya silahlı gelenler, grup halinde gelenler, çete suçları, yani o kadar çok suç potansiyeli olan insanlarla uğraşıyoruz ki. Dolayısıyla ciddi bir tehdit altında olduğumuzu bu istenmeyen olay neticesinde bir kez daha yetkililerin dikkatini çekmek için duyurmak istiyorum. Bu odadan çıkıyor hasta. Kendisine bu açıklama yapıldıktan sonra ışınla koridora yöneliyor. Büyük bir saldırganlık nöbeti, yani exit oluyor diyoruz. Önce bu odayı yokluyor, bu odada bir hasar yok, burada yok. Sonra ilk olarak bir hocanın odasını işte yumurtlamaya başlıyor, burada eli kesiliyor. İki tane şey var, darbe izi var. Ve bu arada tabii biz içeriden yoğun sesler duyuyoruz, öfke. Hani kontrol edecek gibi diye çıkamadık dışarıya. Çok büyük bir ses patlaması diyelim. Bir de bu fiziki sesleri duyuyorduk tabii. Sonra benim odama geldiğini ben şey yaptım, odada kapıyı kilitleyebildim. İçeri girse çünkü kestiremeyeceğimiz şeyler olabilir. En büyük hasar da burada var. Sonra bir güvenlikten birisinin bir yabancı ses duydum. Onu sakinleştirmeye çalıştığını fark ettik. Bu arada tabii telefon görüşmeleri başladı. Yaklaşık bir 10 dakika kadar ciddi bir arbede ve herkes tabii korku içinde saklandı.
elinde silah olsaydı elbette daha vahim, daha korkunç sonuçlar olabilirdi. Yani bu kesin, çünkü böyle bir hastanın bunu yapma artık kontrolü kaybettiği için her şey beklenebilirdi.